Evet, herkese hayırlı akşamlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Dop dolu Haziran etkinliğimizin final yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kadir Doğulu bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Birazdan kendisi de aramızda olacak. Nasılsınız bu arada sizler? Hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Evet, bu güzel etkinliği böyle güzel bir yayınla sonlandırmak istedik. Bakalım nasıl bir muhabbet bizleri bekliyor. Merhabalar Kadir Bey, merhabalar. Kadir Bey de geldi aramızda şu anda. Mesaj gönderdi. Şöyle bakıyorum. Şöyle bekliyorum Kadir Bey'i de. Kadir Bey de şu anda aramızda. Hoş geldiniz Kadir Bey, sizler de tekrardan. Şöyle hemen şöyle bir saniye. Dinliyor şu anda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım sizler gibi. Bakalım nasıl bir yayın bizleri bekliyor. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam, nasılsın? Teşekkür ederim Kadir Bey. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bir yandan da kendi hesaplarımdan bu sohbeti paylaşmak istiyorum. Tabii ki Çünkü de Kadir Bey. bugün yoğun bir gündü. Birçok trafik ve toplantı kaymaları olunca ilgilenemedim Evet. açıkçası. Zar zor şimdi girdim eve. Terimle beraber katıldım canlı yayınıza. Çok teşekkür Teşekkür ederiz ederim Kadir davet Bey. ettiğiniz Buyurun. için. Bir iki dakika müsaade istiyorum sadece. Tabii ki Kadir Bey. Biz de teşekkür ederiz bu yoğunluğun arasında. Bize de zaman ayırdığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Ne demek? Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet arkadaşlar. Bir iki dakika sonra yayınımıza başlayacağız. Bu arada Kadir Bey, yanlış değilsem Bodrum taraflarına gelmişsiniz. Bu Gelmişsiniz derken sen doğru Bodrum'da mudur? mısın? Ben de Milas'ta oturuyorum. Ha, şahane. Ya o yüzden de ayrı bir sevindim. Sabah gördüm paylaşmış olduğunuz gönderiyi görünce dedim. Buralara kadar da gelmişsiniz. Hoşuma da gitti açıkçası. Hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Geçen haftaydı. Sevgili eşim Neslihan orada çalışıyor biliyorsunuz. Dizi seti orada. Bir de bizim birkaç tane böyle tarımla ilgili girişimimiz var. Tarım ve hayvancılıkla ilgili o topraklar civarında. Onlarla da ilgili bir iş ortaya çıkınca hem ziyaret hem de bu işleri yapalım diye orada birkaç gün geçirdik. Sevgili eşimle de Asyet giderdik ve birkaç gün orada kaldım. Bugün de öyle bir fotoğraf paylaşmak istedim. Gittim geldim ama işte şu an İstanbul'dayım. Tekrardan hoş geldiniz, hoş gittiniz diyelim bizler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum. Dilerseniz yavaş yavaş ben sorularımı yöneteyim. Dilerseniz biraz daha bekleyebiliriz. Nasıl istersen benim için tamamdır. O zaman şöyle yapalım Kadir Bey. Ben şimdi sizlere oyunculuğa nasıl başladığınız gibi bir soru soracaktım. Lakin onun öncesinde sizlerin oyunculuk dışında da birçok çalışmalarınız olduğunu öğrendim. Hani gastronomi eğitimi olsun, mutfak çalışmaları olsun, işletmecilik olsun, farklı alanlarda da çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu sebeple ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Kadir Doğulu kimdir? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Belki de uzun zamandır karşılaştığım en güzel sorulardan bir tanesi. Ben Ama teşekkür ederim. insanın kendisini anlatma çabasına girmek kadar bedbaht bir durum yoktur herhalde. Başkaları sizin hakkınızda bir şeyler iyi kötü söylese de sizi ortaya çıkartır ama kişinin kendini tarif etmesi biraz bedbaht bir durum. Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Aslında Türkiye'nin çok güzel bir mozaiğini yansıtan bir ailede doğdum. Yoksulluk, sevgi, mahalle kültürü, demdem yaşanan ferahlıklar, refahlıklar, herkes gibi, bütün sade vatandaşlarımız gibi ben de yaptığım oyunculuk dışında ben de sade bir vatandaşım. Herkes gibi harika coğrafyanın çok güzel kültürüyle yoğruldum. Aynı zamanda bu kültürün yöneticileri olan bürokratların, iş adamlarının da dayattığı sistemde tökezledim. Eğitimde tökezledim, iş bulmakta tökezledim. Sonra dedim ki kimseden hiçbir beklentim yok. Ne yaparsam kendim için yapabilirim. Eğer birileri için de bir şey yapmak istiyorsam mutlaka kendimi geliştirmeliyim. O yüzden Kadir kim diye sorarsan her an bildiğinin üzerine yenisini koymaya çalışan ve bilinçli olduğunu, idrakta olduğunu dileyen, ümit eden o hali yaşayan kişi diyebilirim. Birçok zevklerim var
ve zevklerim yönünde işlerim olsun istedim ki hiçbir zaman sıkılmak ya da sevmemezlik etmek istemedim. Çünkü sevgi çok, aşk çok değerli kavramlar. Ben bunu sevmiyorum demek hiç doğru bir şey değil. Ben bunu yapmayı tercih etmiyorum demeyi tercih etme halinde olmayı istedim hep. O yüzden tercih etmediğim yerlerde değil, tercih ettiğim yerlerde zevklerim doğrultusunda işler tercih ettim. Yemek pişirmek, yemek yemek benim en büyük zevklerimden bir tanesi. Zaten bu bedene de iyi bakmak istiyorsanız onun ne istediğini, ne yemesi gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Bu zaten Evet. temelden bir aşçılık isteği doğurdu. Onun akabinde benim annem çok iyi bir aşçı. Çocukluğumuzdan beri çok güzel yemekler yedirdi bize ve sevgisiyle beraber. Ve o kültür ve Buradan ellerini öpüyoruz damarımızda, bizler de. eyvallah teşekkür ederim. O kültürle beraber büyüyünce zaten kanımızda oldu bu iş. Sonra meslek hayatında da birçok deneyim gerçekleştirdim. Mahalle esnaflarında çalıştım. Her genç gibi çalışmayı seven, çalışmak isteyen, zorunlu değil bu, istekli olduğu için. Birçok esnafla çalıştım. O esnaflarda kendime göre şeyler buldum, bulamadım ama en sonunda bir turizm sektöründe bir otelin içerisinde mutfakta kendime ilk ciddi sigortalı işimi buldum ve orada bulaşıkçı olarak başladım. Sonra mutfağın çeşitli yerlerinde, mevkilerinde kendime yerler buldum. Ve orada zaten bildiğim, yemek pişirmeyi bildiğim tekniklerin başka bir yönünü, kurumsal bir yönünü öğrendim ve çok sevdim. Oradan yürümeye, devam etmeye karar verdim. Çünkü çok zevk ederek yaptığım bir işti. Ondan sonra o işi yaparken salon kısmına çıktım. Salondan bara, bardan muhasebeye, envai çeşit ne kadar yeri varsa her birinde bir dönem çalıştım. Ve sonunda bu çalıştığım donanımlar, deneyimler bana işletmecilik vasfını kazandırdı. Oradan da kendi mekanımı açma cesaretini verdi. Çünkü birçok bilgiyle donatılmıştım. İster istemez zevk ederek çalıştığım bir işte. Ve sonunda sahibi olduğum mekanın bir tanesinde çok bu dizi, film, televizyon sektöründen çok insanlar gidip gelmeye başladı. Gece kulübü bar tarzında bir yerdi. Eğlenmeye gelmeyi tercih ettikleri bir mekan olmuştu o kurumun da geldiği. Ve onların arasında birçok sektörden insan vardı. Oyuncu vardı, yapımcı vardı, yönetmen vardı, basın danışmanı vardı. Ve onlardan bir tanesi basın danışmanı Funda Düşgör, sevgili dostum. İlerleyen vakitlerde çok güzel dostluğumuz oldu. Bana mutlaka oyuncu olmam gerektiğini söyledi. Ben de bir şey olduğunu ve bunu ortaya çıkartmam gerektiğini telkin etti. Ve bana bu doğrultuda senaryolar getirmek istedi. Kendi inisiyatifiyle. Kimse zorlamadı. Ben istemedim. Kendi inisiyatifiyle yaptı bunu. Ve sağ olsun Funda bana iki defa iş getirdi. İkisinde de çok ciddi bir uğraşım vardı. İşlettiğim mekanda 250-300 kişiye yakın personel vardı. Ve onların sorumluluğuyla onu bırakıp gitmek. Çünkü işletmecilik tam zamanlı iş. Oyunculuk da tam zamanlı iş. İkisini aynı anda yapma imkanı yok. Sonra birkaç sene sonra üçüncü işi teklif etti. Bak böyle bir yapımcı var, böyle bir iş var. Tam senlik düşünür müsün diye. İşlerin seyreldiği, düştüğü bir dönemdi. Sezon dönemiydi. Dedim ki şu geçişi yaparken belki bir deneyebilirim. Çünkü personel, artık sezon gereği çalışan personel işi bırakmış oluyor. Çok az bir personel oluyor ve iş hacmi düşüyor. Hatta bir dönem kapatıyoruz, yaz dönemine denk geliyor. O zaman gideyim görüşeyim dedim ve yapımcı da çok istedi. Kimya uydu, bana güvendi, işi verdi bana. Sonra işe başladım, baktım ki tam zamanlı iş, öbür iş de tam zamanlı olmuyor. Oradaki ortaklığımdan vazgeçip oyunculuk yani medya sektörüne, televizyon sektörüne dikey geçiş yaptım diyebilirim. Böyle birisi Kadir. Hep üstüne koymaya çalışan. Bundan 3 ay önce söylediğim bir söyleme tekrar dönüp bakıyorum. Ya ne güzel söylemişim de sanki eksik söylemişim. Ya ne güzel davranmışım da sanki daha iyisi var hissiyatı var hep bende. O yüzden önceki söylediklerimi ya da eylemsel olarak hayata geçirdiğim şeyin hepsinin arkasında duruyorum. Öyle bir an yaşıyorum ki şu an herkesin yaşamasını dilediğim. Geçmişte ya, hoş na hoş ne yaşadıysam iyi ki yaşamışım. İyi ki yaşamışım ki bu anımı bana hediye ettiler. Ve bu anımla beraber dönüp baktığım zaman her şeye sahip çıkabiliyorum. Herkes için de dileğim bu halleri yaşaması. Burada sürekli bir uyanıklık gerekiyor. Bu uyanıklık da insanlar, sistem, eğitim sistemi, yönetim sistemi, çalışma sistemi çok örseliyor. Çok seni kendinden uzaklaştırıyor. Bir sisteme dayatmaya çalışıyor. O sistemi kabul etmedim. Hiçbir zaman kabul etmedim. Evet, yasalara uydum. Evet, ahlaki kurallara, genel kültür kurallarına uydum.
Ama bunlar zaten iyi işler yapmak isteyen herkesin yapması gereken tartışmasız elzem şeyler. Ama dayatılan şeyler var. Şu okula gideceksin, şu mesleği yapacaksın, mutlaka para kazanacaksın, buradan para kazanacaksın, o parayı biriktireceksin, ev alacaksın, araba alacaksın, evleneceksin. Ya benim başka isteklerim var. Benim parayla ilişkim yok. Benim Evet. icra etmek istediğim meslek bambaşka. Bu dayatmalardan kaçıp geldim buralara. Umarım herkes o dayatmaların farkına varır. İçindeki o şeye güvenerek en akıl sağlığını ve ruh sağlığını koruyarak dirayetle istediği günlere gider. Benim dileğim Kadir kim? Bu. Dileği de bu. Gençler için. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizi toplumumuzu takip eden de genç kişiler var ve bir ders niteliğinde bir konuşma oldu açıkçası. Teşekkür Gerçekten ederim. de hayatın size getirdiği yolların göre hareket ederek, üstüne sürekli kendinizi geliştirerek birçok alanda bulunmuşsunuz ve ilerlemişsiniz. Aslında bahsettiniz oyunculuğa nasıl geçiş yaptığınızı vesaire, ancak ben şunu da merak ediyorum. Hani içinizde de bir oyunculuk heyecanı, oyunculuk hayali gibi bir duygu var mıydı? Yoksa hani birden girince sonra devamı geldi gibi mi oldu? Nasıl olduğunu da öğrenmek isteriz açıkçası. Yok dostum, şöyle oldu. Çocukluğumda hatırlarım. 6-8 yaş civarında oyunculuğa sevdam, aşkım başladı. Sebebi Necdet Uygurlar, Levent Kırcalar, Kemal Sunal'lar, Şener Şenler. Onları izlerken fara tutulmuş tavşan gibi ya da çok güzel bir şeyi hayatında ilk defa görmüş gibi her defasında tiyatro sahnesinde ya da televizyonda. Benim çocukluğumda evimize televizyon, affedersiniz. Televizyon çok geç girdi. Çok geç girdi ama girdiği zaman da zaten dizi ya da film izlemek gibi bir durum yoktu. Biliyorsunuz TRT'nin kanalları vardı. Orada da bazı skeç programları, eğlence programları, müzik programları vardı. Ben oyunculuğu tiyatro sahnelerinde gördüğüm oyunculardan, yani canlı olarak gördüğüm oyunculardan aşkla aldım. İşte Necdet Uygur çok sık gelirdi o bizim Mersin tarafına. Levent Kırca ve ekibi çok sık gelirdi. O kadar Ali Poyrazoğlu ve ekibi çok sık gelirdi. O kadar güzel şeyler uyandırdı ki bende. O yüzden oyunculuğa sevdam orada başladı. Ama işte hayat şartları beni başka işler yapmaya bir anlamda mecbur bıraktı. Ve ben buna kızmadım, küsmedim. Mecbur bırakıldığım şeyler içerisinde benim zevkime uygun olanı seçtim. Ve yine bana dayatılanı yapmadım. Ve yine sevdiğim işi buldum, onu yaptım. Ve oyunculukla da karşılaştığım zaman o çocukluk aşkıyla tekrar bıraktığım yerden devam ettim. Evet, çok güzel bir cevap yine aslında. Oyunculukla içinizde olan bir sevgiymiş ve o alanda da yine sevgiyle hareket etmişsiniz. Yani Öyle. sürekli olarak anlattığınıza göre sevdiğiniz işe doğru bulunmak istemişsiniz, oraya doğru yönlenmek istemişsiniz. Bu da çok güzel ve örnek alınacak bir davranış gerçekten. Teşekkür ederim. Birçoğumuz için de zor bir karardır. Mesela ben özellikle toplumumuzdan, öğrenci arkadaşlarımızdan, gençlerimizden bakıyorum. Hani genelde bir aile olur, bir akraba olur, bir büyüğünün hareketleri ve söylentileri doğrusunda hareket ediyor. Oysa hani sizin de belirttiğiniz gibi kendi hayalleri, zevkleri ve hedeflerine göre hareket etmesi çok daha mühim bir şey aslında. Teşekkür ederim. Şöyle ki bu sorunun altında yatan ve insanların da merak ettiği şey. Asıl neşeyi, mutluluk yanılgı dostum. Duyguların hepsi yanılgı. Bunu anlamak için birçok konuyu anlamak lazım. Geniş bir konu. Ama asıl olan neşe. Ve gerçekten neşeyi hiç kaybetmek ve aradığınız neyse bulmak istiyorsanız sadece ve sadece yapmaktan zevk ettiğiniz, hoşlandığınız, orada olmaktan dolayı memnun olduğunuz meslekler seçerseniz o zaman aradığınız şeyi bulma konusunda ilk adımı atmış olursunuz. Kim ne derse desin. Arkasında durun. Evet, çok doğrusunuz. Benim yine bir sorum var sizlere. Ben dijital dünyaya geçişle ilgili bir soru sormak isterim. Şimdi bizler de normalde teknoloji ve girişimcilik öğrenci topluluğuz ve yavaş yavaş ünlülerin, sanatçıların YouTube gibi dijital platformlara geçtiğini görmekteyiz. Bu konuda sizin düşüncelerinizi ben dinlemek isterim. Yani sanal dünya televizyonu gerisinde bırakır mı? Televizyona karşı farklı bir rekabet alanı oluşturuyor sonuçta. Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Yok, yani şöyle düşünüyorum. Özellikle bu coğrafyada, Asya'da, Orta Doğu'da televizyon kolay kolay ekarte edilebilecek bir mecra değil. Çünkü biz bu coğrafyada alışkanlıklarımızı huy edinebiliyoruz. Huylardan vazgeçme konusunda da kesin kati hallerimiz olabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Bence televizyon internetten çok daha değerli. Doğru kullanılırsa. Maalesef bizde
insanları sömürmek, insanların duygularını kullanarak onları izleyici hale getirmek. Halbuki televizyon hanelerdeki bütün dünyaya açılan kapı. Eğer bu televizyon dünyasını, insanların bilgisini geliştirmek, bilgilerini fazlalaştırmak için kullansak bundan daha değerli bir şey yok. Çünkü internetin hala doğru düzgün çalışmadığı ya da kullanım alanını daha fark edemeyen birçok milyonlarca yaşayanımız var bu coğrafyada, bizden insanlar. Sadece Kesinlikle. sosyal medya olarak kullanabiliyor, sadece chat yapmak için kullanabiliyor, sadece haber okumak için kullanabiliyor. Ama bunun bir araştırma sınırsızlık alanı olduğunu keşfeden daha çok insan yok. Keşfedecekler. Tabiatı gereği keşfedecek. İnsan merak eden bir yaratıktır. Ama televizyon Türkiye'de ve Orta Asya'da, Asya'da ve Orta Doğu'da henüz o kadar internetin arkasında kalmadı. Ama siz gençler, bizler ve birçok başka şey arayan insanlar tarafından ilgi duyuluyor. Ama hala televizyon kadar etkili değil. Çünkü bir filtre yok. Ve bu filtresizlik birçok bilgi kirliliğini de getiriyor. Ve bu bilgi Evet. kirliliği insanların kafasını karıştırıyor maalesef. Özgür bir mecra, evet kabul ediyorum, ama eskiden ağzı olan konuşuyor derdik, şimdi klavyesi olan konuşuyor haline geldi. Benim derdim, Evet. söylenecek bir şey varsa söylenmeli, onun arkasında durmalı. Ya da güzel bir bilgi varsa o yayılsın diye elinden geleni yapmalı. Ama söyleyecek yararlı bir şey yoksa susup, varsa yararlı şeyleri internette ya da televizyonda alıp anlamalı, onu yaymaya çalışmalı. O yüzden değişen şey eşya oluyor genelde. İnsan ilk var olduğu günden beri hiç değişmedi. Üç tane kolu olmadı, dört tane kolu olmadı, kafası büyümedi, kolu büyümedi. Evet, küçük evrimler geçirdi. Zaten düşsel ve zihinsel olarak büyük evrimler geçirdi ama bedensel olarak insan değişmedi. Değişen şey Evet. eşya. Yani eşya, yani teknoloji değişti. Ve biz o teknolojiye çok umut bağlıyoruz. Ama umut bağlanması gereken şey bana sorarsanız insan. Biz insanı eşyaya verdiğimiz değer kadar değer vermiyoruz maalesef. Bu eşyaları, bu Kesinlikle. teknolojiyi satmak için, bu teknolojilerin onların ilgisini çeksin diye reklamlar yapmak için bir sürü şey yapıyoruz. Ve insanı bir anlamda hem bedenen hem duygusal olarak sömürüyoruz. Ve o yüzden önemli olan teknoloji değil, önemli olan eşya değil, önemli olan bu kullandığımız bize gündelik hayatta avantaj sağlayan teknolojik aletler değil, insan. Değişmeyen şey insan, değişen şey eşyadır Kesinlikle. ve asıl olan şey gerçekten özünü koruyan şeydir. Anlıyorum, teknoloji çok önemli. Sizin gibi genç insanların dünyayı anlaması, dünyaya yaymak istediği şeyler için elzem eşyalar. Ama onu yapan, onu yayan, o güzellikleri ortaya çıkan da insan. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmadan, bundan emin bir şekilde yürümeye devam etmenizi dilerim. Gel, teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz için. Estağfurullah. Haklısınız, birçok konuda yine haklısınız. Yani teknolojiyi aslında yine sizin de değinmek istediğiniz kavram bilinçli kullanıcı dediğimiz kavrama denk geliyor. Televizyon olsun, teknoloji olsun yine herhangi alanı kullanıyorsak da bilinçli bir şekilde kullanmaya dönüyor işin sonucunda. Benim sizlere güzel bir sorum var. İçerisinde Lütfen. yer aldığınız çalışmalar arasında sizin için yeri diğerlerinden daha farklı olan bir proje var mı? Varsa sebebini ve nedenini öğrenebilir miyiz? Ayrıca birçok ülkeden takipçinizin ve sevenizin olduğunu öğrendim. Ben bugün bu yayında farklı farklı dillerde insanlar bana ulaştılar ve çok sevindiklerini vesaire çok şaşırdım açıkçası. Bu konuda da yine böyle bir ulusal bir sevgiyi nasıl kazandınız? Bunu da yine sizin düşüncelerinizden duymak isterim. Hem ulusal hem global oldu galiba. Bunun Evet. karşısında sadece eğilebilirim. Küçüldükçe küçülme isteği geliyor. Çünkü bu karşılıksız bir şey. Beni cismen, fiziken görmeyip sadece bir ekran arkasında bir karakteri canlandırırken tanıyıp seven ve sevmeye devam eden ve sevgilerini her alanda hissettiren bu insanların karşısında sadece eğilebilirim. Ben de onları Evet. en az beni sevdikleri kadar sevmeye çalışıyorum. Ben oyunculuğa başlamadan önce çok bambaşka birisiydim. Bencilliklerim vardı, egoist tarafım vardı. Ama beni sevenlerin sevgisiyle karşılaştıktan sonra sevginin, aşkın başka bir tarafını tanıdım. Ve bana bu insanlığımı geliştirebilecek bir malzeme verdi. Ben de artık hiç tanımadığım, hatta sevmediğimi iddia ettiğim insanları sevebilir boyuta geldim.
Çünkü karşılıksız sevgiyle beni bu diziler, filmler ve medya aracılığıyla tanıyan, tanıştığım, seven insanlar öğretti ve karşılaştırdı bunu benimle. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Eksikliklerini bir gün hissetmek istemem. İyi ki varlar, var olmaya devam etsinler. Onlar var oldukça ben olabileceğim. Onlar var oldukça bir şeyler söyleyebileceğim. O yüzden desteklerini esirgemediler hiçbir zaman. Çok teşekkür ederim. Bu ilgileri umarım sadece ekran önünde gördükleri oyuncu Kadir'e değil, ekran arkasında yaşatmaya çalıştığı şeyler olan Kadir'i de görmelerine vesile olur. Onlara ihtiyacım var, ihtiyacımız var. Nasıl benim onlara ihtiyacım varsa onların da bana ihtiyacı var. Çünkü gün artık uyanık olma günü, farkında olma günü, ne yaptığımızı bilme günü. O yüzden bazı değerler yaşatılmalı. Bu değerleri yaşatmak için de onların sevgisine ve desteğine ihtiyacım var, eksik etmesinler. Çok teşekkür ederiz yine cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Sevenleriniz de gerçekten sizleri seviyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ekran önündeki de, ekran arkadaki de. Yani ben şu anda karşımda hem oyunculuk, hem yakışıklı bir abimiz, hem de bilgili bir abimiz olması gerçekten bizim için çok güzel bir şey. Benim Teşekkür ederim. şimdi sizlere bir farklı sorum var yine. Yani benim için doğa ve insan ilişkisi çok önemli bir kavram ve ileride karavan yaşamı vesairesi benim böyle hayallerimden biridir. Sizin ve eşiniz Neslihan Hanım'ın da doğayla arasında bir ilişki olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu doğanın hayatınızdaki yerini ve önemini ben yine öğrenmek isterim. Bu konuda yine düşüncelerinizi ben dinlemek isterim. Teşekkür ederim dostum. Yine güzel bir soru. Doğa ve insan ilişkisi ya da sizin doğayla olan ilişkiniz çok ön planda ya da çok fazla demek bence bu anlamda biraz dikkat edilmesi gereken bir hal. Çünkü her insan doğa içerisinde yaşar. Bu şehir diye kurduğumuz kentsel yaşam da doğanın içerisinde. Doğa dediğimiz bir Evet. bütün, bütün dünya. O yüzden insan yaşamı ve doğa yaşamını ayrı düşünemezsiniz. İnsan doğanın içerisinde diğer canlılarla idrakla yaşayan bir varlık. Doğal yaşam alternatif yaşamı değil. Kentsel yaşam eğer bir alternatif varsa alternatif yaşam. İnsan kendine bir alternatif yaşam kurmuş. Ve Evet. ben doğayla iç içe evimdeyken, sokağımdayken, mahalledeyken, ofisimdeyken doğayla iç içe yaşadığımın bilinciyle yaşıyorum. Ama tabii ki bazı kalabalıklar var. Trafik var, bir hızlı giden bir hayat var. Sürekli konsantrasyon isteyen kurallar silsilesi var. Bunlar çok ruhu ve bedeni çok yoran şeyler. O yüzden o kalabalıktan uzaklaşma halinde yine doğanın içerisinde daha yalnız, daha benle kalabildiğim yerleri tercih ettiğim yıllardır bir halim var. İşte çocukluğumdan beri. Neslihan'la tanıştıktan sonra da çok şükür onun da bu işlere merakı olduğunu ve sevdiğini görünce bu işi biraz büyütmek istedik. Yani sırtımızı evimize alalım ve gerçekten bize Evet. dayatılan dışına çıkalım istedik. Ve işte son 4 yıldır bunu yapıyoruz karavanla. Ama ben yaklaşık 15-16 yaşımdan beri çadırla zaten ayda, senede, defalarca gidip kendimi dinliyorum, doğayı dinliyorum. O şehrin yarattığı, bende yarattığı kaygı, endişe, korku ve konsantrasyondan dolayı ortaya çıkan yorgunluk hissinden kurtuluyorum. Ve dopdolu yeni, o önüme çıkacak hiçbir şeyden korkmaz bir halde tekrar bana biçilenin dışında hayatın gerçekten ne istediğine dair söylemek istediklerimin gücünü oradan alıyorum. Evet. Teşekkür ederiz bu güzel cevabınız için yine. Eyvallah. Aslında her sorumuza bir ders niteliğine bir cevap vermiş gibisiniz şu Estağfurullah. anda. Çok hoş oluyor gerçekten. Hazır eşiniz Neslihan Hanım'ı da almışken ben aranızda çok güzel bir enerji görüyoruz. Yani dışarıdan baktığımızda ve hani çok güzel bir enerji bizlere yansıtıyorsunuz. Allah bu enerjinizi ve birlikteliğinizi ömrünüzün sonuna Evet kadar dostum. nasip etsin. Herkesin, tüm sevenlerin. Bu enerjinin sebebi nedir? Bu enerjinin kaynağı yani bu aşkın olayı nedir abi? Sürekli uyanık olma hali dostum. Çünkü her şeyde bu uyanıklık gerekiyor. Ama uyanıklık gerçekten uyanıklık. Şu an herhangi bir şey yapmazken oturup bu uyanıklık değil. Uyanıklık hayat, karşımdaki ben ve etrafımdakiler ne istiyor? Sürekli bunun farkında olma hali. Aşk bunun benzini, aşk bunun yakıtı, sevda bunun şevki. Eğer sürekli uyanık halde olursa insan, çünkü uyanmak bir uyanık halde olmak zor. Şöyle düşünelim hep beraber gelin. Her sabah uyanıyor insan fiziken. Sıcakta ya da soğukta.
Öyle bir rahat yatak oluyor ki neresi olursa olsun uyanma hissinde. Yerde bile yatsa, yatakta bile yatsa, Çin'de bile yatsa, o ilk uyandığı hali hiçbir zaman unutmasın. O yattığı yerden kalkmak, yorganın içinden çıkmak, yumuşak yatağından ya da çimlerin arasından kalkıp hayata dahil olmak konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. İstemiyoruz. Biraz daha yatmak istiyoruz. Ya biraz daha uyuyayım. İşte uyanmak biraz meşakkatli. Ama sonra gün içerisindeki halimizi düşünün. Sürekli her şeyle mücadele edebilecek ve sevdiğimiz şeyleri yapabilecek enerjilere sahibiz. İşte evlilik hayatı, iş hayatı, yani aşk hayatı, dünya hayatı bunlarla gerçekten zevkli hale geliyor. Ben karşıma geldiği zaman eşim benden bir şey istediğinde ne halde olursa olsun duygusal ya yani herhangi bir duygu, öfke hali, aşk hali ya da tamamen dünyevi bir ihtiyaçla ilgili, dünyevi bir ne demek istediğiyle ilgili can gözüyle, can kulağıyla, canlı gönülden dinliyorum. Ve gerçekten onun istediği şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu anlama haliyle ortaya çıkandan o da memnun oluyor. O memnun olunca ben daha çok memnun oluyorum. O yüzden sürekli uyanık kalma halini korumaya çalışıyorum. Kıskançlık, acı, mutluluk bunlar gerçek değil. Biz hayatımızdan çıkarttık bunları. Bunlar insan için vasıf. Ne halde olduğunu görmesi için gerekli vasıf. O hale düşecek, onun ne işe yaradığını anlayacak ve ondan kurtulacak. Bir kıskançlığın acı halinin, öfke halinin ya da çok fazla mutluluk halinin karşımdakine zarar vermesine hiçbir zaman müsaade etmem. Bizim sırlarımızdan bir tanesi bu. Çok Çok güzel. mutluyken ve tutamayacağın sözler verebilirsin. Verirsin ve tutamazsan karşındakinin gönlünü kırarsın. Acı ya da öfke halindeyken istemediğin sözlerle karşındakini kırabilirsin. Bu hiç iyi bir şey değil. Ya da öyle bir uyku halindesindir ki sadece kendini düşündüğün, açlığını, şehvetini, para kazanma hırsını, borcunu, 2 ay sonra yapılacak bir ödemeyi düşünme halinde eşinin, arkadaşının, eşinin, dostunun ne dediğini duymayınca da kırarsın. Duymak gerekiyor. Duymak için uyanık Evet. olmak gerekiyor. Çok güzel, çok güzel cevaplar. Yine teşekkür ederiz. Estağfurullah, ben Yani teşekkür ederim. birbirinizi anlamanız, yani dediğiniz gibi uyanık olma hali, olan bitenin farkında olmak ve anlayabilmek, çok güzel kavramlar bunlar gerçekten. Benim şimdi Ama arkanızda da yaşatılabiliyordu, sadece kavram değil dostum. İsteyen tercih, kesinlikle, kesinlikle. tembellik tercih, miskinlik tercih, çalışkanlık tercih, bunların hepsiyle başına gelecekleri kabullenmek tercih. Eğer bir tercihin varsa karşına bu tercihin yüzünden çıkan her şeyi ya yüce gönüllülükle kabul edeceksin ya da etmeyeceksin. Etmediğin zaman da tercihlerin yüzünden sadece kendinle muhasebe edeceksin. Başka kimseye kızmayacak, başka kimseyi suçlamayacaksın. Bu bir kavram değil dostum sadece. Bu bir gerçek. Yaşayabiliyorum, yaşayan insanlar da var, görebiliyorum. Evet, yine çok güzel şeylerden bahsettiniz. Bu aslında hani deriz ya lafta değil de hani bunu gerçekten hayatımızda bilinçli bir şekilde farkına olup bu kavramların sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekliğini bilerek davranmak bizlerin hayatına eminim ki olumlu Değil şeyler mi? katacaktır. Bir, rahmetli anneannemin çok güzel bir sözü vardır. Adanalı, biraz böyle harbi ve hiçbir zaman lafını esirgemez bir hanımefendiydi. Çocukken çok Allah anlaşamazdık. rahmet eylesin. Çekişirdik. Teşekkür ederim. Gittiği yerden memnundur umarım, ruhu şad olsun. Amin. Çekişirdik ve çok güzel bir çekişmeydi o. O zamanlar kızardım içten içe kendime de ona da. Bugün o kadar değerli bir hanımefendiymiş ki değerini bildiğimi düşünüyorum. Derdi ki evladım, bahane popoya benzer ve herkes de bulunur. Sen bunun ne kadarını kullanacaksın? Bahane yok. Herkes de var ama bunu imkansız yok hale getirmek de mümkün. Bahane yok. Hiç kimsenin sunduğu, önüne çıkan, hayat dediğin şeyin önüne çıkarttığı hiçbir engel, hiçbir bahaneyle, hiçbir bahanesizlikle ya da önüne engel olarak gelemez. Çok haklısınız. Gerçekten öyle. Bahaneleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Her Evet. birimiz için ne kadar erken bırakırsak aslında o kadar da yol alırız. Bizi takip eden genç arkadaşlarımız var. Onlar için aslında bahaneleri bir kenara bırakıp bir şeyler için harekete geçmelerini teşvik etmemiz gerekiyor. Öyle. Bunun için ne yapacaksın sevgili dostum? Öğreneceğiz abicim. Yaşayacaksın ve Sürekli yaşatacaksın. okuyacağız. Öğreneceksin ve Evet. yaşayacaksın ve yaşatacaksın. Öğretmeye çalışırsan başka bir şey. İnsanları kırabilir, istemedikleri şeye zorlayabilirsin. Ama eğer o hali anlar ve yaşatırsan
Herkes anlar, görür ve o da yaşatmak ister. Kültür dediğin de budur. Kesinlikle. Kesinlikle herkes kendi hayatlarına bu değerleri uygulasa, etrafta da toplum içinde de bu değerlerin daha fazla ön plana çıktığını gözlemlemiş olabiliriz. Kadir Bey, arkanızda kısa bir bağlama saz gibi bir dekor bulunmakta ve Dekor değil canım, sizin enstrüman bağlama. küçük gözüküyor da buradan. O yüzden öyle Bağlama dedim. yok. Ben müziğe olan bir ilginizin olduğunu da biliyorum. Yani kendimce, karınca kararınca ben hiçbir zaman bağlama dersi almadım. Ve sadece hep kulağımda bazı ezgiler, gönlümden geçen bazı ezgilerle elime bir enstrüman alma ilhamı geldi. Ve o da bağlamaydı. Ve hiçbir zaman ders almadım. Sadece kulakla çıkardım. Ve onunla beraber harmanlamaya, öğrenmeye ve geliştirmeye çalışıyorum. Dem zaman zaman yani vakit vakit elime alıyorum. Onunla beraber de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Akordu yok. Kusuruma bakmasınlar. Böyle böyle işte Estağfurullah, estağfurullah. gönlüme Çok hitap teşekkür ettiğince ederiz. kulakla çıkartmaya gayret gösteriyorum. Ama bu işi ilerletmek de istiyorum. Artık bu işin ehli, erbabı birisinden ders almaya karar verdim. Çünkü o kadar çok ezgi doğuyor ki gönlüme icra etmek istediğim. Var olan vaktim bunu geliştirmeye maalesef yetmiyor. Bir profesyonel disipline girersem, bir erbabın elinde çırak olarak başlarsam, hayat böyle çırak usta ilişkisi, o çıraklıkla usta olma yoluna doğru gitmeyi diliyorum açıkçası. Başarılar diliyoruz bizler de size. Umarım öğrenirsiniz ve gerçekten de bu dakikalar içinde ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Ben son soruma geçmeden önce sizlerle kısa bir oyun oynamak isterim. Tabii. Sizlere bir kelime iletmek istiyorum ve bu kelimenin sizde oluşturduğu çağrışımı yine bir kelimeyle rica etmek istiyorum. Sizler için de uygunsa tabii. Tabii ki, ne demek? Sen uygun gördüysen benim için uygundur dostum. Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Estağfurullah. Kadir Bey, müziğin yanında spor diyerek başlıyorum. Spor sizin için ne ifade ediyor? İdman. Her şeye idman. Yani hayata idman. Gerekli ihtiyaçları karşılamak için idman. Bir yerde de hobi ama idman. Her şeyin idmanı. İstanbul. Soru Medeniyet. yerden mi sordum? Medeniyet. Evet, çok teşekkür ederiz. Müzik. Ruh. Para. Gereksiz. Aşk. Olmazsa olmaz. Takım. Birlik. Bir film. John Malkovich olmak. Bir şarkı. Uzun ince bir yoldayım. Uzun ve bir kitap. Ha. Aşk Risalesi, Bedri Noyan. Ve son olarak koronavirüsü. Vesvese. Vesvese diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bu güzel
oynadığınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Kadir Bey, ben son sorumu sormak istiyorum. Daha fazla sizlerin de vaktini almak istemeyerek son Lütfen, sorumu sizlere de etmek serbest. istiyorum. Tamam. Kadir Bey, Dop Dolu Haziran etkinliğimiz boyunca biz birbirinden değerli, birbirinden farklı konuklarımız oldu. Üniversiteden hocalarımız olsun, genç girişimci arkadaşlarımız, tasarımcısı, hikaye anlatıcısı, gezgini vesaire bir sürü insan ağırladık. Ve ben kendi yayınlarımda benim için en önemli soru her zaman şu olmuştu. Biz gençlere hayatla ilgili tavsiyeleriniz nelerdir? Bu soruyu sizlere de tekrardan yöneltmek isterim. Aslında bir hayat dersi bize verdiniz bu 35 dakika içerisinde bana kalırsa. Ancak yine bunu bir soru olarak da ben sizlere yönlendirmek isterim. Yapamazsınız diyen herkesten uzaklaşarak kaçın. Ananız babanız bile olsa. Yapamayacağınız hiçbir şey yok bu dünyada. Ama hiçbir şey yok. Ne koyduysanız gönlünüze, aklınıza, yüreğinize, eğer medeniyetse, yani medeniyete armağan edilecek bir eylemse, topluma özellikle armağan edilecek bir eylemse ya da sizin sadece sizin varoluş amacınızsa özellikle zaten topluma faydası olacaktır. Yapamazsınız diyen herkesten uzak durun. Çünkü yaparsınız. Yapmış olanları düşünün, düşleyin, görün. Yapamayan kırgınlıklarla, yapamadığı için yarattığı korkularla ya da size olan sevgisini yanlış anladığı için sizi kaybetme korkusuyla sizi örseleyebilir, isteklerinizden geri tutmaya çalışabilir. Dinlemeyin. Yapmak istediğiniz neyse bu dünyada yapın. Yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Kadir Bey. Gerçekten bir motivasyon konuşmasını da eklemiş olduk yayınımızın içerisine. Benim için keyifli dolu dakikalar oldu. Sizlerin eklemek istediğiniz şeyler varsa onlar üzerine ilerleyebiliriz. Bir Veyahut ricam. da tabii buyurun Kadir Bey. Bu kayıtla bu canlı yayını kaydedecek misin? Tabii ki, evet. O zaman Ali Can'a da yolla. Ali Can Bey'e de olacağım. Kendisi de bizlerden rica etti. Hesabı kapatıp yayınlansın. Yani insanlar izlemek isterse daha sonradan izlesin. Bana da Ali Can aracılığıyla yollarsan hediye olarak kabul ederim. Estağfurullah. Başımı gözüm üstüne tabii ki de yollayabilirim. özür dilerim. Estağfurullah. Yani benim bitti söyleyeceklerim Kadir Bey. Aslında hani işin birazcık da genel herkesin size sorduğu soruları hani projeler var mı vesaire diye şu anda aslında sormak istemiyorum. Çünkü çok farklı şeyler konuştuk ve işin bu tarafına fazla girmek istemiyorum. Bu Yok yok, sebeple kendini sınırlandırma dostum. Kendini sınırlandırma. Utanma, sıkılma. Mertçe, dürüstçe. Sormak istediğin bir şey varsa mertçe ve dürüstçe samimi bir şekilde cevapları alırsın. O yüzden sormak istediğin bir şey varsa lütfen kendini durdurma. Ben üniversite söyleşilerine çok gidiyorum ve evet. diyorum ki buraya bir saatliğine geldim. Ve burada ne kadar kalacağıma siz karar vereceksiniz. Ben karış karış Türkiye'yi özellikle gezme dileğinde olan birisiyim. İlk giriyorum, var mı soracağınız soru? Herkes utanıyor, sıkılıyor. Kimse soru sormuyor. Ben de başlıyorum. Gittiğim şehrin tarihiyle ilgili edindiğim bilgileri, okudukları üniversitenin tarihiyle ilgili edindiğim bilgileri anlatmaya başlıyorum. Böyle bir ısıtıyorum. Sonra ben hiç uzan bir saat kalmıyorum. 3 saat, 4 saat kalıyorum. Dönüyorum, hatırlatıyorum. Diyor ki ilk geldiğimde ilk yarım saat bana sormaktan çekindiniz. İşte bu yapmamız gereken bir şey. Hiç kimse, ama dünya üzerinde hiç kimse merak ettiğiniz bir soruyu sormanızı engelleyemez. Özgürlükse özgürlük. O yüzden ben kimseyi engelleyemem. Utanmadan, sıkılmadan kime sormak istiyorsanız, bana, bir siyasiye, bir öğretmene, bir iş adamına, annene, babana sormaktan çekinme. Ne olur ki? Evet. Merak çok değerli. Bana Çok sormak çok istediğiniz ne haklısınız. varsa sor, beklerim kardeşim. Çok haklısınız. Gerçekten ben buna aslında kendimce soru sorma sanatı diyorum aslında. Yani bizim istediğimiz cevabı almak için önce o soruyu sormaya cesaret etmemiz gerekiyor. Yani böyle bir adım davranış atmamız gerekiyor. Bu konuda da yine haklısınız. O zaman ben şöyle sorayım. Sizin için de yeni sezonda, yani şu anda aslında bir sezon da karışık, ortam da Evet. karışık olduğu için projeler vesaire var mı? Yeni bir çalışma olabilir, yeni bir dizi, film alanında çalışmalarınız var mı diye sormuş olayım. Şöyle dostum, en başta ben şunu araya koyayım. Birincisi, senin gibi bir arkadaşım, dostum karşıma çıkıp hiç endişe etmeden, bir vesveseye kapılmadan, heyecana kapılmadan, ne istediğini bilen
ve ne istediğini çok güzel betimleyebilen birisi var karşında. Bunun Çok memnuniyetini teşekkür ederim yaşıyordur. Kadir Bey. Çok Daha iyi teşekkür ederim. olsun. İşte budur. Yani benim Çok teşekkür dileğim ederim. bunları görebilmek, bunların yaşadığını, çoğaldığını görebilmek. Gençlerin susmadığı, ne istediğini bildiği, topluma, insanlığa faydalı işler yapabildiği anları, vakitleri, yılları, seneleri görmek benim dileğim. Ve bunun en büyük duacısı olacağım. Çok teşekkür Gelelim ederim. sezona. Evet, artık sezon biraz karıştı. Bundan önce de karışmıştı. Hazır olan iş hiç sezon beklemeden çıkıyordu. Yine iki tane ana sezon var hiç şaşmayan ama birisi işte Ocak ve diğeri de Eylül. Yazın da son zamanlarda bir sezon olmaya başladı. Bu pandemi sebebiyle de her şey karman çorman oldu. Biraz yapımcılarımız ve kanallar tedirgin davranıyorlar. Acaba şöyle mi, acaba böyle mi? Bir korku ve endişe vesvese taşıyorlar. Ve bu sebeple bir sürü insan işsiz kalıyor. Onların vereceği işe muhtaç maalesef. Çünkü Evet. sektörde milyonlarca insan çalışıyor. Belki ben sadece geçen gün hesapladım. 500'e yakın bölüm çekmişim. Bir dizi 500'e yakın bölümün içerisinde var olmuşum. Bu milyonlarca ekip çalışanına tekabül ediyor. Şimdi insanlar korktuğu için insanlar işsiz kalıyor. Ama bir yandan da televizyon içerik istiyor. Yapımcılar da tereddütlü davranıyor. Bu tereddütlerin kanalların ve yapımcıların tereddütlerinde yine insanlar işsiz kalıyor maalesef. Bu beni çok üzüyor. O yüzden bir an önce neyse o sezon açılsın, önlemler alınsın, insani çalışma şartları yaratılsın ve ne televizyon sahipleri, yöneticileri ne de yapımcılar korkmasın, korkmadan setler kursun, o setlerin gerekliliklerini yapsın ve insanlara iş imkanı sağlasın. Çünkü bütün sektörler normale döndü. Bir bizim sektör ve tiyatro özellikle normale dönemedi. Tiyatro sahnesi çok sadece oyuncuların olduğu bir yer değil ki. Işıkçısı var, dekorasyoncusu var, efendim arkada çalışan asistanlar var, kostümcüsü var, ışık tasarımcısı var. Var, 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 var. Binlerce, milyonlarca Kesinlikle. insan var. Biz oyuncular envai çeşit iş yapabiliriz. Belki başka işlerle de ilgilenebiliriz ama o sadece kendi işini yapabilecek, o işlerde alışkanlığı olan ve başka bir bilgisi olmayan milyonlarca insan var. O yüzden devletin, ülke yöneticilerinin bu tarafa biraz bakışlarını ve ışıklarını çevirmesi lazım. Onların o güvenli ellerine, kudretlerine ve ışıklarına ihtiyacımız var. Koruyup kollanmaya ihtiyacı var bu sektörün insanların. O yüzden desteklerine ihtiyacımız var. Gerçekten çok zor anlar yaşıyor bir sürü çalışma arkadaşım. Yeni sezonda da böyle işlerin çoğalmasıyla bu arkadaşlarımla tekrar bir araya gelmeyi çok istiyorum. Var 3-4 tane görüştüğüm iş ama genel olarak henüz bir yere taşıyamadığımız için net bir şey söyleyemiyorum. Bir yapım ismi, bir senaryo ismi ya da bir kanal ismi veremiyorum. Ama çalışmak istiyorum. Ve bu çalışma isteğimin de herhalde vakti gelince herkesle paylaşacağımı düşünüyorum kardeşim. İnşallah bizler de sizi görmek isteriz televizyonda, gerçekten Teşekkürler. projelerde. Teşekkürler. Kadir Bey, aslında sizi de görmüşken şu soruyu da yönlendirmek isterim. Ben uzun bir süredir sizi aslında takip ediyorum. Yani daha doğrusu toplulukları ziyaret ediyorsunuz ve topluluklardaki arkadaşlarımızdan vesaire duyuyorum. Şehir şehir geziyorsunuz ve bu çok güzel bir şey. Bu benim de burada aslında sizinle bu yayını izleyen başka ünlü sanatçı arkadaşlarımız olabilir vesaire, bunlar da olabileceği için şunu düşünmek istiyorum. Yani biz gençler için bu tip yayınlar, bu tip sizlerin katılımlarınız çok değerli, çok özel anlar. Yani sonuçta bunlar da bizim de gençlik dönemimiz, üniversite yıllarımız vesaire gelip geçici olacak. Bu konuda da aslında sizi gerçekten çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bizlere bu desteği verdiğiniz için. Estağfurullah. Ama bu bir tercih meselesi dostum. Biraz önce söyledik ya. Başkası da başka bir şey tercih eder. Ona da saygı duymak, hatta önünde eğilmek. Kesinlikle. Siz Kesinlikle. de, bu benim tercihim. Bu tercih sizde yer buluyor ve beni Iğdır'dan Edirne'ye kadar, Trabzon'dan Antep'e, Mersin'e kadar dört bir köşeyi gezdiriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bu benim talebim, bu benim isteğim ve siz de bunu karşılıyorsunuz. Ben bunun için şükran duyuyorum ve her gün dua ediyorum. Başkası da başka bir tercih yapmıştır. Onun için de dua ediyorum, saygı duyuyorum. Eğer birbirlerimizin tercihlerine saygı duymaya başlarsak medeniyete daha bir adım yaklaşırız. Daha biz maalesef medeniyeti tam olarak yaşayamıyoruz. Ama siz gençler ve üniversite dönemine haklısın, çok değerli. O zaman ikimiz de dileyelim ve buradan çağrımız olsun. Sizin Evet. gibi talep eden ve gerçekten bu sorularla güzel şeyler ortaya çıkartmaya çalışan,
ve üniversite yıllarında rehberliklerine ihtiyaç duydukları ünlü ünsüz, meslek erbabı, usta kim varsa çağrımıza cevap versin. Bu gerçek, bu hakikat, bu istenilesi şey. Buna varım dostum. Evet. Biz de aynı şekilde varız bizler de. Çünkü Evet. yani Kadir Bey, bizler de bunları gerçekten gönüllü olarak yapıyoruz. Hiçbir şekilde bir maddi bir şey almıyoruz. Hani maksat üniversitedeki arkadaşlarımız farklı farklı düşünceler, farklı farklı görüşlerle tanışsın ve kendi görüşlerini bulsunlar, kendi bakış açılarını bulsunlar. Yani çünkü benim için mesela yani biyografi kitabı gerçek bir kitaptır. Sonuçta bir yaşanmışlık vardır. Gerçek hayat dersi odur yani. Mesela kişisel gelişim kitapları falan piyasada onlarca, yüzlerce, binlerce var ama insan hayatı en büyük kitap aslında ve bu kitabı okuyabilmek için de bu kitapların bizim aramızda olması gerekiyor. Bu kitapların bizim dokunmamız, içini açmamız gerekiyor. Bu yüzden de çağrınıza gerçekten bizler de destek veriyoruz. Umarım yani yeni dönemde bu süreçleri atlattığımızda tekrardan üniversiteler, konferans salonları vesaire bunları açıldığı dönemde biz birbirinden değerli, ünlü ünsüz, sizin de belirttiğiniz gibi bize bir şey katmak isteyen herkesi üniversitemize davet ederiz. Sizi de yine Fırat Üniversitesi'nde görmek isteriz. Umarım bir gün yolunuz düşer. Şahaneydi. Yani gözlerim yaşardı gerçekten. Estağfurullah, Dair estağfurullah. olsun bu güzel hallerin ve yaşatmaya çalıştığım bu şey. Biyografi yani insan asıl kitap dedin. Zaten bir sürü şey söyledin. Anlayana derya. Belli ki anlamışsın bunu, kelama getirebiliyorsun. Bu daim olsun güzel insan. Çok değerli biriyle Çok tanıştım teşekkür ederim. ve bundan çok memnunum. Bu çağrın da Estağfurullah. yer bulsun. Bu çağrın da herkesin çağrısı olsun. Yer bulsun ve vaktiyle adım adım güzelliğe doğru gitsin. Benim de bu çağrını desteklediğimi bilmeni isterim. Ve çok güzel betimledin. Bu gerçek, bu hakikat işte. Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Evet, O zaman Kadir Bey, kendinize çok çok iyi bakın demek isterim ben. Biz teşekkür de değerli ederim. vaktinizden vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Alican Bey'e vesaire de tekrardan ekibinize selamlarımızı da iletiyoruz. Neslihan Hanım eşinize de selamlarımızı, Çok sevgilerimizi teşekkür iletiyoruz. ediyoruz. Kendinize Tanıştığımıza çok 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 iyi bakın. Ben de memnun oldum. Sağlıcakla kalın efendim. görüşürüz dostum. Sağ olun Kadir Bey. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, Kadir Doğulu ile birlikte çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. Kendisine ve ekibine buradan tekrardan çok 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 teşekkür ederiz bu yayını bizlere sağladıkları için. Bu tip yayınlarımız ve bunun benzeri yayınları için topluluk hesabımızı takip edebilirsiniz. Ve ben bu yayını gerçekten biz gençlere bir hayat dersi olarak görüyorum. Bu sebeple bu hayat dersini paylaşarak daha fazla insanın da duymasını sağlayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tedbirlere uyarak hayatınızı, yaşamınızı sürdürmeye devam edin. Hayat devam ediyor. Bir kulüpten daha fazlası diyerek çıktığımız Dopdolu Haziran etkinliğimizin de sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.